Yunan, Yunanlıların İzmir ve civarında yapmış oldukları işgallerin ve katliamların dünya kamuoyunda duyurulması üzerine bölgeye Amiral Bristol Başkanlığı'nda bir heyet gönderilmiştir. Heyetin hazırlamış olduğu raporun aşağıdaki maddelerinden hangisinin bağımsız devlet anlayışına aykırı olduğu savunulabilir. Bölgenin güvenliğini sağlamak için itilaf kuvvetleri buraya yerleştirilmelidir. Evet doğrudan doğru cevabı ulaşmış olduk. Bu bağımsız devlet anlayışına aykırı bir maddedir. A seçeneği doğru cevabımız. Diğer şıklara bir bakalım yine de. Yunan ordusu bölgede ilk amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu bağımsız devlet anlayışına aykırı bir durum değil bu madde. Batı Anadolu'daki Rum nüfusunun çoğunluğu Batı Anadolu'daki Rum nüfusu çoğunluğu oluşturmamaktadır. Hayır. Bu da yine Türklerin lehine bir karardı aslında. Batı Anadolu'daki Rumların katledildiği iddiaları asılsızdır. Aynı şekilde Türk haklılığını kamuoyuna duyurmuştur bu iki madde. Yunan birlikleri bölgeden çıkarılmalıdır. Evet A seçeneği doğru cevabımız teyit ettik. Çukurova bölgesinde Ermenilerin zararlı faaliyetlerini engellemek için buraların Türk yurdu olduğunu göstermek amacıyla kurulan yararlı cemiyetler cemiyet aşağıdakilerden hangisidir diyor. E, Kilikyalılar Kilik Yalılar cemiyetidir. Kilik Çukurova bölgesi olduğunu daha önce de belirtmiştik. B seçeneği doğru cevabımız. Mondros Ateşkes Anlaşması için aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu savunulamaz. İtilaf Devletleri ve TBMM arasında yapılmıştır diyor. Hayır o zamanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi yoktu. İtilaf Devletleri ve Osmanlı Hükümeti arasında yapılmıştı. Doğru cevaba direkt ulaşmış olduk. A seçeneği doğru cevabımız. Bir Dünya Savaşı sonrasında Wilson ilkeleri doğrultusunda dünya barışının devamlılığını sağlamak amacıyla Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Ancak İtilaf Devletleri'nin etkisinde kalan bu teşkilat devletlerin bağımsızlığına ters uygulamalarda da bulunmuştur. Bu bilgilere kanıt olarak Milliyetler Cemiyeti'nin kararlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir diyor. Kendini yönetemeyecek olan yeni devletlere manda ters sistem uygulanmalıdır. Bu kanıt olarak gösterilebilir mi? Evet. Belki. Şöyle bakalım. Dünya barışı için silahlanma yarışı durdurulmalıdır. Cemiyet üyü kabulü genel kurulun 3'te 2'sinin çoğunluğunun kararıyla olacaktır. Bu konu konuyla alakasız. Buna belki demiştik. Evet diyebiliriz. Ee, bu da yine e, bağımsızlığa ters bir uygulama değil. Dolayısıyla yalnız bir A seçeneği doğru cevabımız. Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkelerinde? yer alan esaslar arasında gösterilemez. Yenilen devletlerden savaş tazminatının alınmaması bu Wilson ilkelerinde yer almıştır. Devletler arası, devletler arası gizli diplomasinin olmaması da e, yer almıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olan kısımlarında egemenliğine saygılı olunması da bölgede hangi ırk çoğunluktuysa onun egemenliğine saygılı olunacaktı yer almıştır. Çanakkale Boğazı'nın güvenliğini sağlanarak bütün milletlerin gemilerine açık olması da böyle bir vergi, madde de bir sonra ilkelerinde yer almıştır. İmparatorlukların sınırlarının korunması böyle bir madde yoktu. Tabi bunları yer almış olması da uygulandığı anlamına gelmez ama yer almıştır. El seçeneği yer almamış. Doğru cevabımız Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Müttefikler güvenliklerini tehdit edecek bir durum olduğunda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilme hakkına sahip olacaklardır maddesi amaçlarından hangilerine yöneliktir? Bir dünya savaşını sona erdirmeye değil zaten sona ermişti. Milli devletlerin kurulmasını sağlamak yapılacak işgalleri hukuki zemin oluşturmak. Evet asıl neden üçüncü maddedir. Dolayısıyla cevabımız da yalnız 3C seçeneği. Müzik